Hüseyin Han Belediye Başkanı, değerli bürokratlar, belediyemizin değerli çalışanları. Öncelikle sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. İlkler toplantımız herhalde. Daha böyle toplantılara çok yaşayacağız. İş, şehir, çalışma, bizim anlayışımız. Bunların hepsini söyleyeceğiz. Bizde çalışmak hem çok kolaydır, hem çok zordur. Ben her konuşmamda şunu söylerim ki, eğer işler normal şartlarda gidiyorsa, bizim Adana uğruna, belediye yararına söylediklerimize insanlar uyuyorsa dünyanın en tatlı amirleriyiz. Eğer işler iyi gitmiyorsa bizim Adana'nın faydasına, belediyenin faydasına verdiğimiz talimatları göz ardı, kulak arkası ediyorsa kadro dünyanın en şirin amiriyim. Söyleyeyim size bakın. Hani böyle hep benim böyle güler yüzümü görüyor ya insanlar, zaman zaman hoş çok da gülen bir adam değilim ama ben çalışma hayatımda genel olarak hiç kimseyi zorla iş yaptırmadım. Hep bir yapar mısın söylemiyle iş yaptırdım. Tabii ama çalıştığım her yer benim bu ricamı, bu yapar mısın lafımı bir emir telakki edilmiş, gereğini yapmıştır. Çünkü her çalıştığım yer bana iş hiyerarşisi, iş düzeni, bilgisi konusunda hep güven duymuştur çalıştığım yerler. Onların hepsini biliyorsunuz, teker teker söylemem gerekiyor. Tabii biz de bugüne kadar yaptığımız işlerin en kutsalını, en saygınını ve hakikaten en güzeli yapıyoruz. Çünkü çok sevdiğimiz, bizim de çoluğumuzun çocuğumuzun da gömeleceği kendimize hizmet eden işler yapıyoruz ve yapacağız. Dolayısıyla bugüne kadar yaptığımız işleri kendi adıma söylüyorum, en kutsalını, en güzelini, en faydasını yapıyoruz. Kendimizi bütünsel olarak 24 saat işimize vermeliyiz. İşimizi en iyi şekilde yapmalıyız. En az bireyle yapmalıyız. Yapacağımız alımları vicdanımızı, elimizi vicdanımıza koyarak en uygun fiyatlarla yapmalıyız. Bu kullandığımız paralar bizim paralarımız değil sadece. Bizim de katkımız var. Yani belediyelerin bütçeleri bilirsiniz. Hepimizin verdiği vergilerden oluşan bütçelerdir. Dolayısıyla biz milletin parasını kullanıyoruz. Ve milletin parasını kullanırken de hiç olmadığı kadar hassas, dikkatli ve doğru davranmalıyız. Benim seçim satımlarında söylediğim en ağır laf şuydu. Hepiniz izlediniz zaten. Suyu 130 indireceğim ama belediye bütçesinde sıkıntı olduğu için bunu 3 kademede yapacağım. Çalışanın maaşı zaman zaman 3 ayda bir ödeniyor. Ben 6 ay içerisinde çalışana zamanında maaş hale getireceğim Büyükşehir Bütçesi'ni. Bundan daha öteye bir laf söylemedik. Ama bizimle ilgili söylemeye laf kalmadı. Hepimiz duydunuz. Ne PKK'lığımız kaldı, PKK'lığımız. Ne asker iade vereceğimiz kaldı. Bilmiyorum, ne yapıyorsun PKK'da? Yüreksiz bir şey yaptın mı? Yani ben seçimleri çok önemsiyorum şahsım olarak.
Çünkü demokrasilerde iktidarlar seçimlerle değişir. Değişmelidir. Başka bir yöntemde olmamalıdır. Biz sadece yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlattık. Bizim devraldığımız borç 3.976 milyar. Ve her ay 60 milyon da bütçe açık verirdik. Benim kullandığım hiçbir laf bir oy fazla almak için kullanan bir laf değildir. Neyse onu söyledim. Şimdi borç arttı. Borç 4.5'a yaklaştı. 4.5 katrilyona yaklaştı. Burada yaklaşık 400 milyon faizi eklemeyi unutmuşlar. Onu işte bilanço bilmem ne falan bir sürü şey söylediler. Çok doğru değil. Borç neyse onu vermeden lazımdı. Yaklaşık 100 küsür milyon da açık veriyoruz ya, her 60 milyon açık veriyoruz. Ondan arttı. Bir kere bütçe açığı kapanmadan bizim borcu aşağı düşürmemiz mümkün değil. Bütçe açığını kapatmadan Adana'da hizmet yapmamız da mümkün değil. Ama değerli arkadaşlar, biz işte burada daha yüksek performans göstermek, eskisinden çok daha az para harcayarak, yaptığımız işleri daha az paraya yaparak ve sadece Adana için lüzumlu şeylerin yapılmasını sağlayıp daha az para harcayarak ve tabii ki gelir artarak biz bu işten çıkacağız inşallah en kısa sürede. Çıkmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Tabii ki çıkacağız ama bu dünden bugüne, bugünden yarına olacak işler değil, takdir edersiniz. Ve arkadaşlar, işini yapan, işini yapmış olan hiç kimse bizden tedirgin olmaz. Çok net söylüyorum. Yani Zeydan Karalara oy vermek ne kadar normalse Hüseyin Sözlü'ye oy vermek de o kadar normal. Bizim başka bir arkadaşımız olmaz. İşini düzgün yapsın, başka bir iş yapmasın, kamu malını korusun, başka bir düşüncemiz yok. Ama şunu söyleyeyim. Bugün 15 bine yakın çalışan var. Bunların maaşını ödemek mümkün değil. Gelirlikler dengesi olağanüstü bozuk. Kusura bakmayın. Yıllarca işe gelmeyen insanları da affedecek halimiz yok. Sizin emeğinizi sömürüyorlar. Adana'nın geleceğini sömürüyorlar çünkü. Biz hele Adana'nın geleceğini kurtarmak durumundayız. İki türlü bizim geçmişe yönelik tahammülümüz olmalı şey var. Bir, gerçekten herkesin bankamatikçi diye tayin ettiği insanlar, çünkü 31 Mart'tan önce hiç olmayanlar 31 Mart'tan sonra gelmeye başladı. Bunların hepsini biliyoruz. Arkadaşlarla konuşuyoruz. İkincisi, bize PKK'lı diyenler. Bizim camlarımızı kırıp afişlerin üzerine PKK yazanlar. Onların da tespiti var. Onun dışında hiçbir siyasal görüş bizim merceğimizin altında değil, olmaz. Dikkat edin, atamalarımızın önemli bir bölümü bizim siyasal görüşler değil. Bu onun da kanıtı. Görüyorsunuz. Çünkü biz artık herkesin belediye başkanıyız. Siyasal görüş ayrımı gözetmeksizin herkese bizim kucak açma bir mentalitemiz var. Öyle de yapıyoruz. Atamalara baktığımız zaman bunu çok net görürsünüz. Bu sağcıydı, bu solcuydu, bu MHP'liydi, bu AK Partili'ydi demiyoruz. Tamamen daha iyi iş yapar, milletin parasını daha iyi korur anlayışıyla atama yapıyoruz. Ve mümkün mertebe mesela ASKİ'de yaptığımız hiçbir atama politik değil. Bir tane atama bile politik değil daha. Niye? Çünkü Adana'nın geleceğini kurtarmak değil. ASKİ olmadan belediye olmaz. Arkadaşlar, biz layık demokratik cumhuriyete yürekten sadık insanlarız. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinde olan insanlarız. Bizim yorumumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yorumu. Başka bir yorumu da yok. Kimse bize kimse bize
başka bir şey yamamaya çalışmasın. Zaten de tutmadığını gördük. Ben, değerli kardeşlerim, bütün alana katkı koyan herkese, bize oy vermeyen ama iyi niyetle sadece düşüncesi doğrultusunda başka yere oy verenlere de herkese teşekkür ediyorum. İyi niyetle. Biz hep birlikte bu belediyemizi bu kaostan çıkaracağız. Bu durumdan çıkaracağız. Ve herkesin övündüğü bir belediye haline getireceğiz. Belki biraz uzun sürecek ama öyle olacak. Bunun hiç tartışması yok. Hiç kimse endişe etmesin değerli kardeşlerim. Ben bu vesileyle Kadir gecenizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Ramazan bayramımızın en içten dileklerimi kutluyorum. Ailenizle, yakınlarınızla güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum sevgili kardeşlerim. Allah'a emanet. Sağ olun. Good stuff.